arkadaşlar. Bu videomuzda 6. sınıfların 2. ünitesi olan Yummy Breakfast ünitesiyle ilgili sorular çözeceğiz. Gelin hep beraber başlayalım. Evet, şimdi bu tür sorularda tablo içeren sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? İpucumuz neydi? Püf noktamız neydi? Öncelikle tabloya bir göz atıyoruz detaylı olarak incelemeden. Doğrudan cevaplardan tabloya uyarlıyoruz. Doğrudan cevapları okuyup teker teker tabloya bakacağız. Sorumuzu bir okuyalım. Yukarıdaki tabloya göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Doğrudur'u bulacağız. Teker teker cevaplardan ilerliyoruz bu tip sorularda. Bakın ipucumuz buydu. Unutmayın bu ipucunu. A şıkkından başlıyoruz. Jack doesn't like croissants. Bakın Jack nerede? Jack burada. Jack'i bulduk. Doesn't like sevmez anlamındaki kelime. Neyi sevmez? Croissant. Croissant anlamındaki kelime. Bunu Jack sevmez diyor burada. Burada bir tane gülücük işaretimiz var. Yani sever aslında, sever olacak. Dolayısıyla bu cümle yanlış. Biz doğrudur'u bulacağız çünkü. A şıkkını eledik. B'ye bakalım. Philip doesn't like omelet. Bakın doesn't like var gene. Philip nerede? Burada. Omlet nerede? Burada. Philip ve omlet. Bakın Philip omleti seviyor. Fakat burada sevmiyor yazıyor. Doesn't like. O yüzden cümlemiz de yanlış. C şıkkına bakalım. Philip doesn't like cheese. Philip peyniri sevmez. Cheese peynir demek. Peyniri bulduk. Sonra Philip buluyoruz. Philip zaten burada. Peynir, Philip eşleştiriyoruz. Sevmiyor. Bakın burada somutkan ifade var. Sevmediğini belirtiyor. Bu da zaten aynı şeyi söylemiş. Doesn't like cheese demiş. Yani bu cevabımız doğru. D şıkkına biz bakalım. Yine de sağlamasını yapalım. Jack and Philip don't like honey. Jack ve Philip. Bu sefer ikisine beraber bakacağız. İkisi de burada. Sevip sevmediklerine honey, bal. Balı don't like, sevmezler. Bakın burada ikisine de gülen ifade var. Yani ikisi de seviyor aslında. Fakat burada sevmez yazıyor. Dolayısıyla cümlemiz de yanlış. Ne kaldı arkadaşlar? Ceyhan. İkinci sorumuza geçiyoruz. Yum Breakfast ünitesiyle ilgili. Bu şekilde bir diyalog olan soru açıkçası koymak istedim buraya. Çünkü bu tür sorularda genelde öğrencilerimiz hata yaparlar. Çok basit bir ipucu var. Çok basit görmeniz gereken bir nokta var. Püf noktası var. Ondan bahsedeceğim bu soruda. Şimdi bu tip soruları önce doğrudan Türkçe'ye çevirerek gidiyoruz. Andre, mother, annesi konuşuyorlar. Doğrudan çevire çevire gidelim isterseniz Türkçe'ye. Andre, yummy. Breakfast looks great, mom. Harika. Kahvaltı çok güzel görünüyor anneciğim. Dedi. Mom anneciğim anlamında bu arada. Annesine demiş, yes you are right, evet sen haklısın. What would you like to drink? Ne içmek istersin? Bak anahtar kelimem burada. İçmek. Çok önemli. Bla bla nokta nokta please. Burada ne içmek istersinin cevabını söyleyecek. Biz de buradan onu bulacağız zaten. Lütfen demiş sonra da tabii ki. Annesine demiş sonra, here you are, enjoy your meal. İşte burada buyur anlamında, enjoy your meal, afiyet olsun. Demek. Enjoy your meal. Afiyet olsun. Thank you. Andy de bunun üzerine teşekkür etmiş. Şimdi anahtar kelimemiz, önemli noktamız neydi arkadaşlar? Şu bakın drink kelimesi. Drink, içmek anlamında kelime. Yani şuraya bir içecek yazmam gerekiyor. Çünkü ne içmek istersin dedi. Şunu şunu içmek istedim diyecek. Bir içecek söylemesi gerekiyor. Bakın şıklardan bulalım. A piece of cheese. Bir dilim peynir. Peynir içecek değildir. Eksi. Glass of milk. Bir bardak süt. Bakın çok güzel oldu. Bir bardak süt lütfen. C'ye de bakalım. A few olives. Birkaç zeytin. Zeytin aynı şekilde içecek değildir. D şıkkına bakıyoruz. A boiled egg. Kaynamış yumurta. Boiled kaynamış demek. Egg de yumurta anlamında. Kaynamış bir yumurta tabii ki de değil. Doğru cevabımız ne oldu? B. Evet, Yummy Breakfast ünitesi ile ilgili bir başka sorumuz. Soru numaramız bu sefer 3 oldu. İsterseniz bunu yapalım beraber. Şimdi aynı şekilde gene diyalog sorusu. Okuyalım baştan Akın'la Eylül arasında geçen diyalog. Akın ne demiş? Auntie, I'm thirsty. Halacım veya teyzeciğim şeklinde çevirebilirsiniz bu kelime. Aunt biliyorsunuz hala teyze, yenge gibi anlamları var. Auntie de cim cim şeklinde. Auntie, halacım veya teyzeciğim fark etmez. I'm thirsty.
Ben susadım. Can I have some lemonade please? Biraz limonata alabilir miyim lütfen? Eli şunu söylüyor cevap olarak. I'm sorry. Ben üzgünüm. Nokta nokta nokta. Bakın size bir ipucu gene. Olumsuz bir cümleyle başlıyorsa virgülden sonra gelen bu kısımda mecburen olumsuz bir anlam taşıyan cümle olmalı. I'm sorry. Üzgünüm. Bakın zaten olumsuz girdik cümleye. Ve olumsuz bitirmemiz gerekecek. I'm sorry. Buraya bir negatif cümle. Would you like to drink ayran? Ayran içmek ister misin? Bakın limonataya karşılık olumsuz bir şey söylüyor. Ve farklı bir teklif sunuyor. Ayran teklifi sunuyor. Would you like to drink ayran? Teker teker şıklarımıza bakalım. A şıkkı. Here you are. Buyur. İşte buyur. Alabilirsin anlamındaki kelime. Here you are. Olumlu bir kelimedir bu. Üzgünüm. İşte buyur. Ayran içmek ister misin? Bakın çok mantıksız oldu. Limonata alabilir miyim? Üzgünüm. İşte buyur. Tabii ki de olmadı. Çünkü burası olumlu bir cümle. Bize olumsuz lazım. B şıkkı. It's my favorite. O benim favorimdir. Üzgünüm. O benim favorimdir. Bakın favori kelimesi de olumludur. Bize ne lazım? Olumsuz. Olumlu olduğu için yine bunu da eledim. Bu da gitti. C şıkkı. Sure. Sure tabii ki de demek. Veya of course şeklinde de yazabiliriz bunu. İkisi de aynı anlamda gelir. Of course veya sure aynı anlamda. Tabii ki de demek. Yani bir olumlu ifadedir. Bize ne lazım? Yine tekrar ediyorum. Olumsuz. Bakın D şıkkına. It has all gone. It says all gone. Bitti. Hepsi bitti. Kalmadı anlamında. Yani bir eksi negatif bir anlam taşıyan cümle. I'm sorry. It has all gone. Would you like to drink ayran? Üzgünüm. Kalmadı. Ayran içmek ister misin? Bakın gayet güzel oturdu. O yüzden doğru cevabımız Denizli'nin D'si. It has all gone. Çok önemli. It has all gone. Bitti. Kalmadı. Onu yazayım. Kalmadı. It has all gone.